Selamun aleyküm arkadaşlar. Oynar Göbek Volant'ın nasıl bir şey olduğunu merak edenler varmış. Bir arkadaşımızın da Oynar Göbek Volant'ı bozukmuş. Değiştirirsem ya da değiştirmesem başıma neler gelir ya da işte değiştirmem gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi bir sorular sordu bana yorumlarda. Ben de onunla ilgili daha öncesindeki çektiğim Golf 7'nin Oynar Göbek Volant'ını buradan aldım. Ve onun için Oynar Göbek Volant'ı size şimdi göstereceğim. Yakınlaşır mısınız? Şimdi arkadaşlar oynar göbek volant dediğimiz bu oluyor. Oynar göbek de şu şekilde, şöyle göstereyim. Bu bozuk. Bu normal şartlarda bunu benim şu kadar, yani şu kadar bir şey oynatabilmem lazım. Çok az bir şey oynatabilmem lazım. Fakat bu volant gördüğünüz gibi bozuk. Bozuk olduğu için de alabildiğine oynuyor. Peki bunu değiştirmezseniz ne olur? Arkadaşlar bu gördüğünüz malzeme zaten bu şekilde döndürebiliyoruz. Bu komple yerinden kopar. Ve burası bu şekilde dönmeye başlar. 7 ileri DSG olduğu için bu kavrama da şu aralara giriyor. Bu malzeme kavrama dönerken bu malzeme kopar ve volantın kendi ana gövdesinden oynar göbek koptuğu için bu malzeme burada olduğu gibi döner. Fakat motorun hareketini şanzımana iletmez. İletmediği için de aracınızın yolda kalır ve çekişi düşer. Bu volantın normal baskı balatalarda, sadece otomatiklerde değil, normal baskı balatalarda da bu volantın aynısını bulabilirsiniz. Bu volantın bizim Passat'larımızda, BKP motor, Passat otomatik kullananlar bilir. 6 ilerinde de bunun biraz daha büyüğü vardır ve o marşa bastığınızda da kütür kütür böyle motoru sallayarak bir ses çıkartır. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Ya da ışıklarda durduğunuzda işte aracınızın direksiyonu normalinden daha fazla, yani kupası normalinden daha fazla titriyorsa problem bunda olabilir. Ya da kalkışlarda silkeleme gibi problemler yaşıyorsanız problem oynar göbek volantta olabilir. Dediğim gibi kardeşim, senin de oynar göbek volantını değiştirmende fayda var. İşte hani değiştirmesem ne olur diye kaçarsan şöyle söyleyeyim sana. Bu gördüğün göbek uzun yola çıktığında bu sıyırır. Ve bu sıyırdığında sana yolda kaldığın için, uzak bir yer artık yakın bir yer fark etmez, yolda kaldığın için çekici ücreti ödemek zorunda kalırsın. Zaten bugün bir çekici ücretini şanzıman söktürüp taktırıyorsun. Onun yerine bence bunu tereddütte bırakmayıp volantını değiştirmende fayda var diyorum. Bununla ilgili de sorunuz varsa arkadaşlar yorumlarda alabilirim diyorum. Kendinize iyi bakın. Instagram, Facebook videonun açıklamasında olacaktır. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.